Giydim. Arkanda bir şey yazıyor mu? Yok. Bir şey yazmıyor. Jose Mourinho'ya yazdıracağım bugünden sonra. Uzun pas yapamıyoruz abi. Maç içinde de gördük. İlk yarı hiçbir şekilde oynayamadık. Toplam oyna zaten bunu gösteriyor. Ali Koç başkanımız Türkiye'nin en büyük zengin başkanı olabilir ama maalesef futbolda çok başarısız bir başkan. Zaten genelde sezona iyi başlıyoruz Ali Koç dönemlerinde ama sezon ortasında şu an bazı durumları iyi yönetemiyor maalesef yönetim. Bence şu an eksik bölümümüz yok. Orta sahaya bir takviye güzel olur. Gümbür gümbür geliyor diyorsun Fenerbahçe. Yani başka çaresi, başka yolu yok. Tabii gümbür gümbür geleceğiz. Evet. Hull City kardeşim var şu an yanımda. Evet, çok mutluyuz. Evet, İngiltere'den geldin abi. Yok, Sivaslıyım. Eyvallah. Fenerbahçeliyim, su şehri. Fenerbahçeliyim normalde de. Acun abinin hediyesi, o yüzden giydim. Arkanda bir şey yazıyor mu? Yok. Bir şey yazmıyor. Jose Mourinho'ya yazdıracağım bugünden sonra. Sana Hull City soralım o zaman. Hull City bana sorma, ben Fenerbahçeliyim. Ben Fenerbahçeliyim. Peki, o zaman Fenerbahçe'yi soralım. Cenk Tosun olsun, Oğuz Aydın olsun. Ekstra Fred bugün çok her zamanki gibi ekstra oyundu. Ceko 2 gol attı. Nasıl değerlendiriyorsun maçı? Cenk Tosun'undan bir 15-16 gol bekliyoruz. Oğuz Aydın da inşallah isteneni verecek. İnşallah sezon sonu şampiyon olacağız. Eyvallah. Fenerbahçe'miz gerçekten bugün takır takır top oynadı. Şampiyon Ligi ön elemesi maçı öncesi güzel bir antrenman maçı oldu. Fenerbahçe'miz maalesef 10 senedir şampiyon olamıyor. Ali Koç başkanımız Türkiye'nin en büyük zengin başkanı olabilir ama maalesef futbolda çok başarısız bir başkan. İnşallah bu sene son şansını iyi bir şekilde değerlendirir. Çok güzel bir hoca getirdi. Fenerbahçe'nin büyüklüğüne yakışan bir hoca geldi. İnşallah ona yakışır. Forvet ve güzel bir orta saha gerekiyor takıma. Yani gerçekten Fenerbahçe'nin artık bahanesi kalmadı. Sezonla alakalı mı konuşmak istersin? Maçla alakalı mı konuşmak istersin? Yönetime tavsiye mi vermek istersin? Taraftarın sesini sen duysun. Abi sırayla hepsine geleceğim. Bugün bence izlediğimiz Fenerbahçe, sezon genelinde görebileceğimiz Fenerbahçe. Çünkü ben bugün takımı izlerken tam bir Mourinho'nun dokunuşlarıyla oluşan bir oyun gördüm. Genel sezon genelinde de böyle oynayacağız. Kaptığımız toplarla fazla boş pas yapmadan ileri doğru hızlı oynayacağız diye düşünüyorum. Sonuca çabuk giden bir Fenerbahçe olacak diyorsun. Evet, yani Hull City'nin oyununu gördünüz. Mourinho'nun hiç tarzı olmayan bir oyun. Zaten zamanında Guardiola'ya demişti topu alıp evine gidebilir. Skor tabelası önemli diye. Bugün de öyle bir oyun gördük zaten. Ya zaten genelde sezona iyi başlıyoruz Ali Koç dönemlerinde ama sezon ortasında oluşan bazı durumları iyi yönetemiyor maalesef yönetim. Örneğin geçen sene bence Süper Kupa'ya çıkmama kararı çok saçma bir karardı. Sonuçta hiçbir şey değişmedi o şeyden sonra. Yani sezon ortasında yine yönetimin alacağı duruş çok önemli bence. Eyvallah kardeşim. Peki ekstra olarak şimdi daha bu takıma tabii ki çok fazla oyuncu eklenecek. Ama senin bir tavsiyen var mı ekstra? Hani sol bek bile diyebilirsin. Şu an hiç ihtiyaç yok ama senin bir düşüncen var mı? Abi bence defans konusunda ligin en iyi defans hattına sahip olan takım biziz rotasyon dahilinde. Bir kesinlikle Dzeko'nun önüne, Dzeko'dan da iyi seviyede şu an bir santrfor lazım. Olabilirse Dzeko'yu satıp o ayarda da bir de yedek santrfor bence alınmalı. Çünkü Dzeko'nun da yaşı geldi artık. Ya bir de son olarak bir orta saha transferi konuşuluyor Fenerbahçe'de. Gündemde isimler var. Mesela o isimlerden bir tanesi Manchester United'ın orta sahası Sofyan Amrabat. Faslı milli takımın oyuncusu aynı zamanda. Çok büyük bir parlama yapmıştı. İster misin böyle bir oyuncu yoksa daha bir yıldız, daha bir isim mi istersin? Abi ben pek o transferin gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Zaten ben de istemem ama Euro 2024 zamanında Höybjerg'in ismi konuşuluyordu. Aslında olursa iyi olur. Şu an tabii hoca İsmail Yüksel'in de yokluğunda Bartu'yu kullanıyor. Bartu da iyi performans veriyor ama İsmail'i hem yedekleyecek hem de İsmail'e forma rekabetine girebilecek birisi lazım oraya cidden. Bartu da yine oradan üçüncü bir seçenek olarak kalmalı bence, satılmamalı. Uzun pas yapamıyoruz abi. Maç içinde de gördük. İlk yarı hiçbir şekilde oynayamadık. Toplam oyna zaten bunu gösteriyor. Kaleci gerekiyor. Kalecimizin ayağı çok iyi. Livakovic beğenmiyorsun. Ya Livakovic'i beğeniyorum ama beğenmediğim tek bir yanı var. Pas atamıyor abi. Ayağı çok kötü. Onun dışında bir stoper aslında, daha. Aslında uzun top dediğin şunu ekleyeyim. Aslında Fenerbahçe'nin çok fazla, yani Mourinho'nun uzun top mentalitesi yok gibi sanki. Ama bu takıma uzun top yani atabilen getirmezsem bu takım hiçbir şekilde hızlı ataklara falan çıkamayacak. Yani sadece kısa paslarla bunu yapmaya çalışırsak önümüzde çok yol var demektir. Yani şampiyonluğa çok hızız. Uzun paslarla bunu yapabilmemiz gerekiyor. Tamam, uzun top söyle. Dedin ya. Kameraya dönelim. Gel böyle. Hayır, gel. Onu merak ediyorum. Maç içinde. Maç içinde. Dzeko'ya kaç tane top geldi uzun top? Ceza sahamızdan. Kısa pasla daha taktiksel olarak aralara. Benim dediğimi söyler misin? Ne? Benim sorumu cevaplar mısın? Söyle. Gel kardeşim, biraz böyle gelsen. Dzeko'ya kaç tane uzun top geldi bizim yarı sahamızdan?
Bilmiyorum, çok saymadım valla. Hangi birini değerlendirebildik? İşte kısa paslar isabetsizdi. Değil mi? Oğlum işte onun için kısa paslarla tamam. Daha çok tak Jose Mourinho taktiği. Ama uzun toplarla da çıkmamız gerekiyor ya, sadece kısa pasta olacak işte. Uzun toplarla her maçı, işte her topu indirebilecek bir oyuncumuz yok bizim. Tamam, Ceko kadar atabilen de yok. Yaşı geçmiş bir oyuncu. Yaşı isterse 50 kadar... olsun. Ceko'nun klası hiçbir zaman geçmez. Ceko o topu tutar. Ama top gelmiyor Ceko'ya. On numara tartışma var burada. Maçta gördük. Maçta kaç kere yere yapıştı. Top gelmiyor işte. Adamlara top gelmiyor. Bu yüzden top tutamıyoruz. Bu arada Djokovic'in ayağına da laf edemezsin. O adamın ayağı şimdi... Kanka maçta yani... gördüm bak. Evet, burada eleştiren bir kardeşim var. Burada da toz kondurmayan bir kardeşim var. Ya ikisinin de görüşleri abi, çok değerli. Toz kondurmazsan bu takım yani en şöyle söyleyeyim. Olsa anlayacağım dediğini şimdi. Annesi daha gelmedi. 39'una basacak. O adam zaten zıplayışı falan. Adam yamuk zıplıyor kanka zaten. O adam gördük kaç tane. Ama yine bugün de 2 gol attı. Ya şansa 2 tane gol attı. O kafayı zaten. Forvet abi bize şart yani. Ceko'nun şu an kalması çok. O kafayı bu arkadaşlar. Yani Jack Doss'unu tercih ederim ben. Bugün aslında çok fazla artı vardı. Ama sana eksileri soracağım. Tabii. Sence bugün gördüğün eksiler nelerdi takımda ya da var mıydı? Bence şu an eksi yoktu tabii. Championship takımına karşı oynuyoruz. Çok bir şey beklenmemeli yani karşı taraftan da bizden de. Yedeklerle çok güzel başladım Mourinho. Ben Oğuz Aydın'ı çok güzel, çok beğendim. İlk dokunuşu bana Alex'in dokunuşunu hatırlattı orada. Orta sahadan alıp döndü. Evet, evet. Gene arkadan dokunuşuyla. Alanya'da 20 gol asist yapmak kolay bir şey değil tabii. Bence şu an eksi söylenemez. Baskı çok iyiydi. Oyuncular çok iyiydi. Ruh çok iyiydi. Hani eksi şu yüzden soruyorum. Eksik gördüğüm bölge transfer. Çünkü Fenerbahçe'nin transferi kapanmadı. Daha Fenerbahçe transfer yapacak. Sen hangi bölgeleri transfer istersin şu an? Bence tabii En-Nesyri gündemde. Gelse güzel olur. Kesinlikle forvet. Tabii. Kesinlikle hızlı ve bitirici bir forvet. Maximin var tabii. Bitiriciliği gene sıkıntı da. Bence şu an eksik bölümümüz yok. Orta sahaya bir takviye güzel olur. Gümbür gümbür geliyor diyorsun Fenerbahçe. Yani başka çaresi, başka yolu yok tabii, gümbür gümbür geleceğiz. Beğendin mi bugün takımı? Anlat beğendim bakalım. Beğendim abi. Ceko ile Talip çok iyiydi. Osay Samuel de çok iyiydi. Ben Ankara'dan geldim maç izlemek için. Yani Fenerbahçe bu sene şampiyon olacak Allah'ın izniyle. Ben Jose Mourinho'ya güveniyorum. Special one! Special one! Evet, öncelikle yeni transferleri soracağım. Bugün özellikle Oğuz Aydın ve Cenk Tosun'u soracağım. Nasıldı sence? Beğendin mi ikisini? Abi Cenk Tosun'a zaten fazla top gelmedi ama Oğuz Aydın gerçekten kumaşını gösterdi. Sesini ben duymuyorum. Peki, yani Hull City gibi bir takıma karşı, yani sonuçta hani tamam birincilik takım değil, ikincilik takım ama İngiltere ikincilik takımı. Gerçekten Fenerbahçe çok baskın oynadı. Sence böyle devam edecek mi Fenerbahçe'nin oyunu? Devam eder abi. Sezon sonuna kadar devam eder. Galatasaray zaten belli. Ama biz her zaman böyle devam edeceğiz. Eyvallah. Yani hazırlık maçı olsa da burası... Her zamanki gibi. 5-1'lik bir galibiyet. Ne düşünüyorsun galibiyetle alakalı? Abi güzel bir galibiyet oldu. Sezon için, sezon öncesi güzel bir hazırlık maçı oldu. Hem Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde kendimizi tesis etmiş olduk. 5 gollü bir maçtı. Mutluyum yani galibiyetten dolayı. Peki yeni transferler bugün Oğuz Aydın olsun, Cenk Tosun olsun. Bugün yeni transferler sahadaydı. Nasıldı? Beğendin mi onları? Evet, zaten hoca oynattığına göre hepsi gayet hazır geldi takıma. İnşallah sezon içinde de katkı verecekler.